Merhaba arkadaşlar tuzların asit baz ve nötr özelliğine devam ediyoruz. Bu videoda uygulamalar yapacağız. Ne ile ilgili uygulamalar yapacağız? Hidroliz kavramı ve tuzların asidik, bazik ve nötr karakterleri ile ilgili uygulamalar. İlk örneğimizde başlayalım. Şimdi yukarıda kuvvetli asitler, bazlar, zayıf asitler ve zayıf bazlar verilmiş. Arkadaşlar ÖSYM e sorduğu sorularda asit ve bazların kuvvetini belirtiyor. Yani sizin bunların hepsini ezberlemenize gerek yok. Diyor ki sorumuz yukarıda bazı kuvvetli asit ve bazlar, zayıf asit ve bazlar verilmiş. Buna göre tuzları asidik, bazik ya da nötr olarak sınıflandırınız. Hangilerinin hidrolize olacağını belirtiniz. Şimdi iyonların hangi asit ya da bazdan geldiğini bulacağız arkadaşlar. NaF. Bakınız bu sodyum hidroksit. Sodyum iyonu oradan gelir ve kuvvetli bir bazdır. Ve kimden oluşmuş? HF, floriyon da HF'den gelir. Bu da zayıf bir asitmiş. E, tuzumuz kuvvetlinin özelliğini gösteriyordu. O zaman bu tuzumuz bizim arkadaşlar nasıl bir tuz oldu? Bazik bir tuz oldu. Ve asit ve bazımızın bir kuvvetli bir zayıf olduğu için evet bu tuz hidroliz olur. Denklemlerini yazmıyoruz. Şimdilik bunlara karar vereceğiz. KCN -E. Bakalım K kimden gelmiş olabilir arkadaşlar? Potasyum hidroksitten ki kuvvetli bir baz. CN kimden gel gelmiş olabilir? HCN'den. Yani tek tek yukarıdan buluyorsunuz. Bu bir zayıf asit. O zaman yine az önce olduğu gibi kuvvetlinin özelliğini göstereceği için bu bir bazik tuzdur. Ve biri kuvvetli biri zayıf olduğu için bu tuzda yine hidroliz Olur. Zaten hidroliz olduğu için ortamın pH'ini değiştirir ve ortamı bazik yapar. BaNO3 2. Şimdi katyonumuz Ba kimden gelir arkadaşlar? Baryum hidroksitten gelir. Ki bunun kuvvetli baz olduğu söylenmiş. E, NO3 ise bakınız hno 3ten gelir. O zaman bu kuvvetli bir asitten geldi. E şimdi her ikisi de kuvvetli olduğu için bizim bu tuzumuz nötr bir tuzdur. Neden? Çünkü kuvvetliden gelen iyonlar hidroliz olmaz. Demek ki bu iyonumuz bizim hidroliz olmayacak. Şuraya sadece olmaz yazayım. Hidroliz olmaz arkadaşlar. Bir sonraki iyonumuz. Şimdi sodyum. Sodyum hidroksitten gelebilir. Kuvvetli baz. SO4 bakınız h so 4ten gelebilir. Yani kuvvetli bir asitten geldi. Yine her ikisi de kuvvetli olduğuna göre bu nötr bir tuz oldu. Ve kuvvetliden gelen iyonlar hidroliz olmayacağı için bu tuzumuzda bizim hidroliz olmuyor, ortamın pH'ını değiştirmiyor. Bu yüzden nötr tuzdur diyoruz. Hmm, kalem renklerine dikkat ediyordum. Az karışmış ama olsun. KCl'ye bakalım. Kimden oluşur? Potasyum hidroksitten, yani kuvvetli bazdan ve HCl'den ki bu da yukarıdan bulabilirsiniz kuvvetli bir asit. Yine her ikisi de kuvvetli olduğuna göre tuzumuzun karakteri nötrdür. Çünkü her iki maddemizden gelen iyonlar kuvvetliden geldiği için bu tuzumuz hidroliz olmaz, ortamın pH'ını değiştirmez. O yüzden de nötr tuzdur. NH4NO3 amonyum nitrat. Kimlerden gelmiştir? NH3 ile HNO 3'ün tepkimesinden oluşur arkadaşlar. Yukarıdan bulunuz. NH3 zayıf bir bazdır. HNO3 ise kuvvetli bir asittir. Şimdi kuvvetlinin özelliğini göstereceği için bu bir asidik tuzdur. Ve biri zayıf biri kuvvetli olduğunda zayıftan gelen iyon hidroliz olacağı için evet bu tuzumuz hidroliz olur dedim. Bir diğer tuzumuz CH3OOONA. Şimdi bu CH3 COOH asetik asit yani zayıf bir asitle NaOH'tan oluşabilir. Yani kuvvetli bir bazdan. Dolayısıyla nasıl bir bazdır arkadaşlar kuvvetlinin özelliğini göstereceği için bu bir bazik tuzdur. Ve biri zayıf biri kuvvetli olduğu için zayıftan gelen iyon hidroliz olacağı için bu tuz hidroliz olur. Son tuzumuz sodyum karbonat. Şimdi sodyum hidroksitle ki kendisi kuvvetli bir baz, karbonik asitten oluşmuş, zayıf bir asit. Kuvvetlinin özelliğini göstereceği için bu tuzumuz bizim bazik bir tuzdur. Yine zayıftan gelen yani karbonik asitten gelen hidrojen iyon Su ile etkileşebilir, o yüzden bu tuzumuzda hidroliz olacak. Yani tuzu oluşturan asit ve bazları buluyorsunuz, kuvvetlerine bakıyorsunuz. Eğer ikisi de kuvvetli ise nötr tuz oluşur, biri zayıf biri kuvvetli ise e, hidroliz olur diyoruz. Geldik ikinci örneğimize. E, bize dört tane kuvvetli ve zayıf asit bazlar verilmiş ve buna göre diyor: NaCN, sodyum siyanür ve Amonyum klorür tuzlarının hidroliz tepkimelerini yazınız. Yazalım. Sodyum siyanürle başlayalım. NaCN. Şimdi bu tuz suda çözündüğü zaman sodyum artı ve CN eksi iyonlarını verecek. Öncelikle bizim hatırlayınız hangi iyonun hidroliz olacağını bulmamız lazım. Bu iyonlar kimden geliyor? Na baktığımızda sodyum hidroksitten geliyor. Yani kuvvetli bazdan geliyor. Dolayısıyla kuvvetli bazdan gelen iyon suya göre de zayıf kalacağı için bu iyon hidroliz olmayacak. CN iyonuna baktığımızda HCN zayıf asitinden geliyor. Zayıf asitten. O zaman bu iyonumuz bizim hidroliz olacak. Bunu bulduk. HCN zayıf asit olduğuna göre bir hidrojen eksiği olan CN eksi iyonu bunun konjüge bazıdır. Ya da şunu da diyebilirsiniz. Bu asitse bu iyon onun bazı olacaktı diyebilirsiniz. Bu durumda biz Cn- iyonu için hidroliz tepkimesini yazarken baz olarak davranacak şekilde yazacağız. Ve bronsted lowry asit baz tanımına göre baz olarak davranacağı için sudan bir tane hidrojen alması lazım. Dolayısıyla HCN'ye dönüşüyor. Artı Hidrojenini kaybettiği için suda da OH eksi iyonuna dönüştü. Ve ne oldu? Ortamda OH eksi iyonları oluştu. Ortam bazik. Zaten siyonür bazik bir iyondur demiştik. Bazik bir anyondur. Dolayısıyla hatta bu tuzumuz bizim aslında nasıl bir tuzmuş arkadaşlar? Bazik bir tuzmuş. Bunu da yazalım. Şimdi gelelim diğer iyonumuza, diğer tuzumuza. Amonyum klorür. Amonyum klorür tuzu suda. da amonyum çok da çirkin oldu ve klorür iyonlarını vererek çözülecek. Hangi iyon hangi maddelerden geliyor bu iyonlar? Amonyum NH4, NH3'ten gelecek arkadaşlar. Hop. Bu NH3 de zayıf bir bazmış. Yani zayıf bazdan gelen iyonumuz ve zayıf bazdan geldiği için suya göre kuvvetli kalacak ve hidroliz olacak. Klorür iyonu ise kuvvetli asitten geliyormuş. Kuvvetli asitten geldi. Kuvvetliden gelen suya göre zayıf kalacağı için hidroliz olmayacak. Bunu attık. İyonumuz belli. Amonyum iyonu hidroliz olacak. Peki arkadaşlar NH3 bazik olduğuna göre bir hidrojen fazlası olan NH4 asit özellik göstermeli. Ya da bu bassa bu onun konjüge asiti olmalı demelisiniz. Yani NH4'ün asit olarak suda çözünme denklemi hidroliz denklemimiz olacak. Su tepkimeye sokacağız. NH4 artı su artı H2O. Dedik ya asit olarak davranacak. Asit olarak davranacağına göre hidrojen vermeli. Kime verecek? Suya hidrojen verecek. O zaman bir hidrojeni gitti. NH3 kaldı. Suda bir hidrojen aldığında hidronyum H3O artı iyonlarına dönüştü. Ortamda aşı çoğu artı iyonları var. Demek ki ortamımız asidik. Bu durumda bu tuz içinde biz asidik tuzdur diyoruz. Sorumuzun yanıtı da bunlar. Gelelim bu videomuzdaki son sorumuza. Bundan sonra bir tane daha uygulamalar yapacağımız video olacak. Şimdi der ki oda koşullarında xy tuzu var ve soluç çözeltisinde pH 7'den büyük. Buna göre bu tuzu oluşturan asit ve bazın kuvvetini hakkında bir yorum yapacağız. Bir de iyon hangi iyonun hidroliz olacağını ve denklemini yazacağız. Arkadaşlar XY tuzunun sulu çözeltisinde pH 7'den büyük olduğuna göre demek ki bizim XY tuzumuz bazik bir tuz olmalı. Ve bazik tuzlar kuvvetli bir baz ile zayıf bir asitin tepkimesinden oluşur. Yani bu tuzu oluşturan asit ve bazın kuvveti hakkında yapacağımız yorum kuvvetli bazdan ve zayıf asitten oluşmuş. A'nın yanıtı bu. B'ye geldik. Hangi iyon hidroliz olacak? Bu arada iyon yüklerini artı 1 ve eksi 1 kabul ediniz demiş. X'ye tuzu suda çözündüğünde X artı 1 ve Y eksi 1 iyonlarını verecek. Ee, hatırlayınız. Bazda OH eksi vardı. Dolayısıyla tuza gelen katyondu. Yani x artı 1 kuvvetli bazdan gelen iyonumuzdur bizim. Asitte aşartı vardı. Onun yanından anyon geliyordu tuzun yapısına. Y-1 ise zayıf asitten gelen iyonumuz. E kuvvetliden gelenler suya göre zayıf kaldığı için hidroliz olmuyordu. E, tabii bunu X gibi yaparsam diğeriyle karışabilir. Şunu sileyim. Bu iyonumuz bizim hidroliz olmaz. Olmaz. Ama bu iyonumuz hidroliz olacak. Peki Y eksi bir iyonu kimden geldi? Zayıf asitten. Ve asite göre bir hidrojen eksik olduğu için bu baz özelliği gösteren bir anyon olacak. Zayıf asitten geliyorsa baz özelliği gösteren iyonumuz. Yani biz burada Y eksi birin Baz olarak suda çözünme denklemini yazacağız. Suyla tepkimeye soktuk. Baz özellik gösterdiğine göre hidrojen almalı. Kimden alacak bu hidrojeni? Sudan alacak. Dolayısıyla h dönüştü. Suda bir tane hidrojenini kaybettiği için ortamda OH eksi iyonları kaldı. Zaten OH eksi iyonlarının olması bu tuzu bazik yapıyor. Ve çözeltinin pH değerini de 7'den büyük yapıyor. Bu videoda çözeceğimiz sorular bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi bir videomuz daha var uygulamalar yapacağımız. Görüşmek üzere.